Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Son dakika gelişmesi. İnsanlar sokağa dökülmüş vaziyette. Efendim Yunus Paksoy, CNN Türk Washington temsilcisi canlı yayınımıza katılacak. Amerika'da ne oluyor, ne bitiyor bize anlatacak. Bugün 200. gün. Neden söz ediyoruz? İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu katliam, daha doğrusu soykırımın 200. günü. 200 gündür 45 bin sivil hayatını kaybetti. 41 binden fazla insan kayıp veya enkaz altında. Manzara çok korkunç ve Amerika'da insanlar bu sebepten sokağa döküldüler. ABD'de üniversiteler karıştı manşeti attı arkadaşlarım. Detaylar için hemen Yunus Paksoy'a dönüyoruz. Yunus, şu an neredesin ve neler oluyor orada? Hulya, hemen biraz bir arka plan verelim. Yani üniversiteler neden karıştı? Kampüslerde şu an tansiyon niye çok yüksek? Öğrenciler anlatalım biraz. Çünkü geçtiğimiz hafta New York'taki Columbia Üniversitesi'nde bazı protestolar gerçekleşti ve öğrenciler kamp kurdu okulun bahçesine. Daha sonra bu çok büyük bir siyasi kargaşaya, siyasi krize sebep oldu. Uzaklaşacağım çünkü sanırım benim bağlantım burada biraz zayıf, biraz çok kalabalık sanki, evet. Protestodan ötürü. Yunus biraz böyle gidiyor gibi. Biraz daha istersen uzağa geç. Evet. Önce bize bir, evet Yunus, şimdi sanki daha iyi arkadaşım. Tekrar alalım. En baştan anlatır mısın bize? Neredesin ve neler oluyor? Şimdi geçtiğimiz hafta New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler Filistin'e destek olmak için, İsrail'e protesto etmek için okulun bahçesine kamp kurdular. Ve günlerce süren bu protestodan sonra özellikle Beyaz Saray'ı bu gösteriler antisemitiktir, Yahudi karşıtıdır, bunlar vicdansızlıktır ve kabul edilemez açıklaması. Hemen ertesinde Başkan Biden'ın bu protestoları kınıyorum açıklaması ve özellikle buraya dikkat çekmek istiyorum. Amerikan üniversitelerinde, Amerikan kampüslerinde öğrencilerin anayasal hakkını gerçekleştirdiği bir sırada İsrail Başbakanı Netanyahu konuşmaya başladı. Ve o dedi ki İsrail düşmanı, Yahudi düşmanı çeteler Amerikan üniversitelerini ele geçirdi. Bunlar durdurulmalıdır. Bu görüntüler 1930'ların Nazi Almanyası gibi görüntülerdir dedi. Ve ondan sonra işte Kızılca Kıyamet koptu. Çünkü bu protestolar Columbia Üniversitesi'nden New York'tan Texas'a, Kaliforniya'ya, Minnesota'ya, Georgia'ya, Michigan'a, birçok, örneğin işte Harvard'a, Massachusetts'e birçok eyalete sıçradı. Ve daha dün Texas'ta örneğin Austin şehrindeki Texas Üniversitesi'nde çevik kuvvet gönderdiler. Çevik kuvvet insanları, oradaki öğrencileri yerlere yatırdı, copladı, ters kelepçe yaptı. Hatta Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde de aynı şeyler yaşandı. 100'e yakın öğrenci tutuklandı. Texas'ta yine düzinelerce insan tutuklandı. Bugün Atlanta'da Emory Üniversitesi'nde bir profesör tutuklandı. Felsefe bölümü başkanı tutuklandı kameraların önünde ters kelepçeyle. Öğrenciler yere yatırıldı. Bir görüntüde bir siyahi öğrenci 3 polis tarafından yere yatırılmış, etkisiz hale getirilmiş. Bir de ayağına şok tabancasıyla şok uyguluyorlar. Bu şekilde protestoların üzerine gidildiğini gördük biz. Texas valisi hatta dedi ki tutuklamalar yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Antisemitizme, Yahudi karşıtlığına tolerans yok, nokta dedi. Hatta bu protestolara katılan öğrenciler sınır dışı edilmeli dedi Texas valisi. Burada biz yine neyi görüyoruz? Cumhuriyetçisi, demokratı bir olmuş. Konu İsrail olunca protestoya da izin yok. Öğrencilerin sadece oturup kamp kurmasına, çadır kurmasına da izin yok. Hatta olay öğrencileri geçti. Artık profesörler, akademisyenler ters kelepçe yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bugün başkente sıçradı. Şu an Washington'dayız. George Washington Üniversitesi'ndeyiz. Ve arkamda işte çok da giremedim biraz önce çünkü gerçekten kalabalık. Yüzlerce öğrenci var. Bağlantımız zayıflıyor. Arkamda kamp kurmuş durumdalar ve konuşmalar yapıyorlar. Şu an saat burada 5'e çeyrek var. Akşam 5'e çeyrek var. Bir saat sonra büyük toplanma için çağrı yapıldı saat 6'da. Ve şöyle bir bilgi var. Polis 7'ye kadar mühlet verdi. Eğer 7'ye kadar, yani 1 saat, 2 saat, 1 saat 45 dakika içinde siz burayı
1 saat 15 dakika. Kusura bakmayın, saatleri karıştırıyorum. Bir Türkiye, bir buranın saati. 1 saat 15 dakika içinde siz burayı boşaltmazsanız diyor ki biz burayı temizleyeceğiz. Yani burada da polisin müdahalesi olabilir. Ondan dolayı burada da gerginliğin artma ihtimali yüksek. Ancak olay artık New York'ta başlayan o kıvılcım, öğrenci protestosu kıvılcımı hem en batıya, hem en güneye, hem en kuzeye, hem iç bölgelere, hem de başkente taşmış durumda. Biden yönetimi bu olayın kontrolünü neden bu kadar kaybetti diye soracak olursanız tek bir cevabı var. İsrail hükümetini yine burada hoş tutmak. Ve bu protestolar insanların sadece gelip oturduğu, hiçbir şey yapmadığı, taşkınlık yapmadığı, bir yere saldırmadığı protestolara Yahudi düşmanlığı dediler. Ondan dolayı aslında bu olaylar bayağı büyüdü. Ve şu an insanlar burada kalmayı, bu üniversitelerde kamplar kurmayı en doğal hakları olarak görüyorlar ve polis görüntüleri, o polis şiddeti görüntüleri insanları daha hatta sokağa çıkarıyor. Mesela burası George Washington University. Bir de Georgetown Üniversitesi var hemen yakınlarda. Oradan öğrenciler desteğe geldi. Yani farklı üniversitedeki öğrenciler de birbirlerine destek oluyor. Ve şu an burada bu öğrenciler gitmiyor. Ben Yunus, mesela sen bir tane şimdi karşı biraz protestocu... uzaktasın ama anladığım kadarıyla orası epey kalabalık. Sen biraz böyle uzaktan yapıyorsun yayını ama arkadaşım zahmet olmazsa yani kesilirse tekrar eski yerine gelirsin ama biraz daha böyle içlerine girebilir misin? Biraz da orayı bize gösterebilir misin dolaşarak? Epey bir kalabalık var aslında. Başka üniversitelerden de gelenler var dedi. Bağlantım çok zayıflarsa Tam siz uyaracağım ben alırsınız seni. ekrandan, ama ben biraz Aynen. yaklaşacağım. Aynen Yunus. Mesela ne söylüyorlar? Slogan galiba atılıyor orada. Bir de eğer ki bu kalabalık dağılmazsa önümüzdeki dakikalarda polis oraya gelip orayı dağıtabilir. Doğru mu? Doğru Fulya. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben buraya kapıdan geldiğimde bir polis durdurdu beni. Gazeteci misiniz? Evet, gazeteciyim. Benim şu an yakamda benim CNN Türk kartım var, Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri, bütün kartlarım var. Yani bütün olabilecek kurumlardan kartım var. Giremezsiniz buraya dedi. Biz de belli bir sınırı geçemiyoruz. Bütün gazeteciler uzaktan gösterebiliyor bunu. Şu an burada gördüğünüz gibi kampı kurdular, çadırları var. Ve bu çadırlarda öğrencileri de görüyorsunuz. Hatta kefiyeleri var şu an. Tempo tutuyorlar, konuşma yapıyorlar, slogan atıyorlar. Burada öğrenciler ayrılmayacaklarını söylüyor. Ve bugün başlatıldı George Washington Üniversitesi'nde. Yunus, bir şey söyledin, sınır dışı edilmelidir diye. Bunların hepsi yabancı öğrenci mi yoksa Amerikalılar da var mı içlerinde? Mutlaka. Yani Tabii ki Amerikalıları nasıl Amerikalılar sınır dışı edecekler? Ancak burada korkutma stratejisi bu İsmet Özçelik. Çünkü bu öğrencilerin içinde buraya burslu okumaya gelenler var. Evet. Arap öğrenciler var, Müslüman öğrenciler var, Afrikalılar var, beyazları var, işte Latinleri var, hepsi var. Siyahi öğrenciler var, hepsi burada aslında bir dayanışma içinde. Hatta bunların içinde Yahudi öğrenciler de var. Mesela bakın, Amerikan savaş makinesini durdurun diye bağırıyorlar şu an mesela. Ben duyabildim konuşurken. Amerikan savaş makinesini durdurun diye. Çünkü insanlar şuna burada çok ciddi tepki gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri 6,5 aydır İsrail'in katliamını en büyük desteği veren ülke. Hatta direkt olarak silah, mühimmat, bomba sağlayan bir ülke. Ondan dolayı. Mesela ben şu an görüyorum. Çok herhalde bağlantıdan ötürü siz okuyamazsınız ama Filipinler, Filistin için Filipinler. Yani şimdi hani Filistinlere, Filipinlere diyebilirsiniz. Ama gelmiş işte burada Filipinli öğrenciler George Washington Üniversitesi'nde başkentte bakın şöyle protesto yapıyor. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar bulunuyor. Yani sadece Arap'ı Müslüman'a değil hepsi. Ya Özgür Filistin diye bağırıyor. Özgür Filistin diye slogan atıyorlar şu an. Yani baktığınız zaman şu an bu gösteriye, bu protestoya hani son derecede herhangi bir taşkınlık yok. Barışçıl bir Böyle gösteri ya. barışçıl bir gösteriye benziyor bu. Yani polis mesela niye bu çocukları, bu gençleri dağıtmak istiyor ki? Bir taşkınlık yok, bir şiddet yok. Çocuklar, gençler protesto Bir yer ediyorlar yakıp ve yıkmıyorlar, zarar vermiyorlar. Bakın, bakan insanlar nasıl yani barışçıl bir şekilde Evet. alkış yapıyor, temposunu tutuyor.
Özgür Filistin diye bağırıyor. Evet. Bunun tamamen sebebi siyasi, Hulya. Siyasi sebeplerden ötürü yapılıyor bu. Yani şimdi şöyle düşünün. Başkan Biden ve Beyaz Saray demiş ki bunlar Yahudi düşmanı, Yahudi karşıtı görüntüler. Ondan dolayı da polis hemen harekete geçiyor. Mesela Netanyahu 10 bin kilometre öteden diyor ki durdurulmalı. Polis harekete geçiyor, hepsini tutukluyor. Yani İsrail'in Amerikan iç siyaseti hakkında, Amerikalıların anayasal hakları hakkında bu kadar sözü geçtiğini de burada görebiliyorsunuz siz aslında. Ya, aralarında bu net bir örnek. Vardır. Yani ben Türk müsünüz? Ne bu Yahudi şeyi? Mağdur Yahudiler öğrencilerini gördüm söyledi. Ben. Aa, kimler var orada? Türk müsünüz siz de? Siz de mi Türksünüz? Türk öğrenciler de var burada Fulya. Ben çok başlarına iş açmak istemiyorum yüzlerini gösterip Türk öğrencilerin. Yani ama çünkü hani şu an müthiş bir fişleme kampanyası da gerçekleştiriliyor. Ben Türk öğrencilerin yüzünü göstermek istemiyorum. Yok.